Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine bir ödevimiz var. Performans ödevi. Matematikten Nayper'in kemikleri, annem duyunca biz şaşırdı. Kemikler derken yani ne kemiği? Kemik mi Burcu? Matematik ve kemik ne alaka diye düşündüm. Tabii 16. yüzyılda John Nayper İskoçyalı bir bilim adamı ve ilk önce logaritmayı buluyor matematiksel yaptığı araştırmalar sonucunda. Sonrasında ise böyle çarpma, bölme ve kara kök bulmada işe yarayan Nayper'ın kemikleri abaküsü oluşturuyor ve bununla insanlar ticarette büyük işlemler yaparken daha kolaylık oluyor. Onlara kolaylık olması için böyle bir işlem tasarlanmış ve hatta yani şu an elimizde bilgisayarlar var, işte telefonlarımız var, bir sürü teknolojik cihazlar var. O dönemde onlar yok, hepsini zihinden yapıyor insanlar, gerçekten çok zor. Çünkü, o dönemin bilgisayarı diye düşünebilirsiniz. O dönem Nayper'ın kemiklerini. Evet, 1617'ydi değil mi? Evet, 1617 yılında Edinburgh Üniversitesi'nde de yayınlanmış hatta bu Nayper'ın kemikleri. Niye kemikleri demişler? Bir de o konuda da açıklama yapayım. Çünkü çok ben de merak ettim neden öyle denilmiş diye. O dönemde bu çubuklardan oluşan bir abaküs açıkçası, böyle tahta çubuklardan, ama o dönemde fil dişinden yapıldığı için Nayper'ın kemikleri denilmiş. Şimdi biz kağıttan, kartondan yapacağız arkadaşlar. Fil dişi. Kolaylık olsun diye. O dönemde fil dişi bulabiliyorlar. O zaman fil dişi adını verselerdi. Kemikten olduğu için dişlerde kemik. Diş kemiği. Evet, aynen. O ismi vermişler. Evet. Ödevi araştırırken arkadaşlar nasıl yapacağız? O kadar çok araştırdım ki ölçüleri nasıl olmalı? Çünkü hani sayılar var. Bir sürü şimdi göstereceğim size. Ne şekilde yapacağız? Birçok yerde araştırdım ama eğitim materyali olarak satılıyor. Gördüğüm kadarıyla birkaç videoda öyle gördüm. Genellikle nasıl işlem yapılacağına dair videolar çekilmiş. Ama bu şablonu nasıl oluştururuz şeklinde bir video açıkçası ben bulamadım. Ve o nedenle de bu videoyu çekmeye karar verdim. Size şöyle kısa bir açıklama yapmak istiyorum kendim. Bu şekilde bir defterde kafamda tasarladım artık sayılarını, araları kaç santim olacak şeklinde. Mesela bu uzunluğunu 22 2 eklersek 24 santim. Burayı da yine 20 santim gibi düşünüyorum. Yine boyutlarına bakacağım arkadaşlar. Sonrasında da çubuklarını oluşturacağız. Genellikle bu boyutlarını da ikişer santim olarak düşündüm. Ve bunları da size açıklamalarda yazacağım. Çünkü gerçekten de ay buraya kaç santim yapsaydım, şuraya kaç santim yapsaydım gibi birazcık çok düşündüm. O yüzden bu A4 kareli defter daha çok işime yaradı arkadaşlar. Buna bakarak Nayper'ın kemikleri abaküsümüzü yapacağız. Çok uzun olmasın diye biz bazı yapacağımız işlemleri önceden yapıp size hazır sunacağız. Sonra yine açıklamalar yapacağız arkadaşlar. Şimdi biraz başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Nayper'ın kemikleri abaküsümüzü yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar. Malzemelerimizi söyleyeyim. Bant. Renkli karton. Kalem. Mukavva, renkli mukavva olsa daha güzel olurdu. Bu şekilde bir renkli mukavva tercih ettim arkadaşlarımız. Ettik. Biz sarıyla maviye böyle uyuşturduk. Daha güzel olur, evet. Daha güzel gözükür. Daha canlı gözükür. Evet. Eğer daha canlı gözükmesini istiyorsanız bu renkler ya da sizin istediğiniz. Evet. Zıt renkler olursa daha güzel olur. Pirit. Makas ve cetveller gerekli arkadaşlar. Evet, cetvel ve şu kalemlerle. Şimdi ölçülerimize bakıyorum ben. Ölçülerimizde şimdi 24 santime 20 santim şeklinde ölçülerimizi belirliyorum arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar ana şablonumuzu oluşturduk. Ana şablonumuz 20-24 santimetre ebatlarında oldu. İkişer santim uzunluğunda da şeritlerimizi kesiyoruz. Onlar da yine 20 santimetre ebatlarında keseceğiz. Şablonumuz hazır. Şimdi buradan ikişer santim belirleyip çizeceğiz. Şeritlerimizi ikişer santimetre aralıklarında belirledik. Onları çiziyoruz. Hemen. Evet. Ben çapraz kısımlarını belirledim. Kızım da tek tek rakamlarını yazıyor. Evet. Tek tek oluşturmaya başladık. Ve daha sağlam olsun diye ben hepsini tek tek koli bandı ile kapladım. Siz başka şekilde de kaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kullanımı daha kolay oldu. Onu da tekrar size ayrıntılı şekilde gösteriyorum. Evet arkadaşlar, Nalpır kemikleri abaküsümüz hazır. Şimdi en kolay nasıl çarpma işlemi yapılır onu göstereceğim. Daha doğrusu abaküsümüzü kullanarak nasıl bir çarpma işlemi yapıyoruz Melis size onu anlatacak arkadaşlar. Hadi sayılarını seç annem içlerinden, hangi sayılarını istiyorsun? 78 olsun. Bir iki basamaklı bir de üç basamaklı seçelim. Tamam, önceki basamaklı bir sayı. 78 olsun. Bunu 7 ile çarpalım. 78'i 7 ile mi çarpacağız? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar illa beyaz kağıt kullanmanıza gerek yok. Şunun arkasıyla da şöyle yapıp çarpabilirsiniz. Kapatıp sayıları evet. Alabilirsiniz. Şimdi anneciğim. Biraz biz yeni yaptığımız için tam sabit durmuyor. Defterimizin içinde bekleteceğiz. Evet. Sonra. Şimdi buradaki sayıları buraya geçiyorum. 4, 9, 5, 6. Şimdi bunu kaldıralım. Evet. Onu kaldıralım. Evet. 6'yı indiriyoruz. 6 aşağı. Evet. 9'a 5 topluyoruz. 14. 4'ü yazıyoruz. 14'ün 4'ü. Evet. 4'te 1 toplamda 5. Yani cevabımız 546. Aa, çok güzel. Şimdi bence oldu. Şöyle yapalım. 546 ya da 8'i çarpalım. Tamam. Tamam. Nasıl istersen. Yani biz zaten 3 basamaklı bir sayı yapacaktık. Burada 3 basamaklı bir sayı elde ettik. Onunla da istediğin sayı çarpabilirsin anneciğim. Çok pratikmiş. Ben de arkadaşlar yeni öğreniyorum. Öğrendim yani. Hadi kusucuğum. Koyalım güzelce. Evet. 4. 0. 3. 2. Tamam, heyecanlanma. Heyecanlanma. Yine kalem ucunu. Tamam. 4, 8. Şimdi evet. Bunda nasıl yapıyorsun? Bak şimdi biraz önce ortadaki sayıları toplamıştın. Burada nasıl yapacaksın? Bana onu anlatır mısın? Şimdi yani bunu 8'e indiriyoruz. 8 aşağıya. Evet, 8 indirdik. Sonra? Ondan sonra 4 ile 2 topluyoruz. Yani şöyle eşleştirebilir miyiz? Ben de yardımcı olmak istedim. 4 ile 2'yi 3 ile de 0 mı toplayacağız? Evet. 6 oluyor. Evet. Yani 3 ile 0 toplanmıyor. 3 oluyor zaten. Evet. 0 etkisiz. 4'ü de buraya koyuyoruz. 4368 oluyor. Sayımız. Evet. Evet. Çok basit bir işlemmiş. Evet. Ben bayıldım yani. İlk defa duymuştum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Abone olmayı. Kanalımıza abone değilseniz. Abone olmayı. Bildirimleri açmayı. Ve yorumlarda. Neyi merak ediyorsunuz ya da bizim gibi mesela biz bu dersi araştırırken çok kafamıza takıldı. Hemen bir video çektik. Sizin de böyle kafanıza ne takılıyor, ne öğrenmek istiyorsunuz anlaşılır biçimde biz size videoyu çekip gönderelim. Evet. Yorumlarda buluşalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.